Büyük anne Radhika, bayramınız kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun. Tanrı sizden razı olsun. Oğlunuz adına yaptığınız bağış bizim için çok iyi ve hayırlı oldu. O bağış sayesinde seremoni odamız yine birinci seçildi hanımefendi. Öyle mi? Bu gerçekten çok iyi. Büyük anne, Malhotra ailesi burası için çok şey yaptı. Bir aile fotoğrafı çekilelim mi? Elbette, tabii, tabii. Molly, şey, fotoğraf çektirmezsek insanlar dedikodu yapacak, tamam mı? Bunu insanlar için yapmıyorum. Büyük annem için yapıyorum. Bu gece bize gösterisini sunacak çok özel bir çiftimiz var. Deep ve Arohi. Kunal ve Molly de oradalar. Baksana. Çok yakışıyorsunuz. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Çok iyi bir gösteriydi. Çok teşekkürler. Ama bu sene sanki biraz daha farklı görünüyordunuz. Neden? Ne? Nasıl farklı? Demek istediği, geçen sene siz de dans ediyordunuz. Bu sene alkışlıyorsunuz. Hadi bir daha dans edelim. Bir... Hayır, biz bugün şey... Bu sefer olmaz. Aslında... Kavga mı ettiniz yoksa? Bakın, çiftler her zaman aralarında sorun yaşar. Ama aranızdaki sevgi bugünü Molly için özel kılacaktır. Bugün bayramı kutlamak için buradayız. Bugün kimseyi reddedemezsiniz. Molly, hadi. Ben pek iyi hissetmiyorum. Ayağım da ağrıyor zaten. Ayağın mı ağrıyor? Bu nasıl bahane? Hadi gel. Ağrıyı hissetmezsin. Size güreşin demedim ki, dans edin dedim. Sadece bayramı kutlamak için dans edeceksiniz. İşte o kadar. Hadi bir şarkı daha. Değişik bir tarzla yeniden başlayalım. Ben hadi. Şey... Hadi. Bak dinle. Hayır. İşte böyle çocuklar. Şimdi görelim bakalım Molly ile Kunal ayrılmayı düşünebilecek mi? Teşekkür ederim çocuklar. Tanrı neşenizi daim etsin. Tanrı ikinizi ve evliliğinizi korusun. Bana ne kadar yardımcı olduğunuzu anlatamam. Ve bu çok büyük ve yüce bir şey. Büyük anne, senin için her şeyi yaparız. Kunal ve Molly ne kadar iyi bir çift, öyle değil mi? Bakın, yardım edebildiğimize gerçekten çok sevindik. Teşekkür ederim oğlum. Tanrı sizi korusun ve mutlu etsin.
Televizyonu aç. Yerel kanalı aç. Tanrı'ya şükür. Şimdi evliliğin ne anlama geldiğini görecek. Evli bir çift olmak ne gerektirirmiş görecek. Endişelenme. Seni terk edip gitmeyeceğim. Burada senin yanında olacağım. Bugün bayramın ilk günü. Gece yarısı ikimiz birlikte dua edeceğiz. Bütün çiftler Molly ve Kunal gibi olsalar keşke. Onlar mükemmel bir evliliği simgesi. Diğer çiftlere ilham veriyorlar. Bir bebek onların hayatını daha da mutlu eder. Hadi Molly ve Kunal'ı alkışlayalım. Ne kadar da yakışan bir çift. Kesinlikle çevremizdeki en iyi çift onlar. Sorumlu ve ideal. Birbirlerine gerçekten çok ama çok yakışıyorlar. Onları çok uzun zamandır tanıyorum. Aşkları aynı şekilde devam ediyor. Hatta her gün daha da iyi gidiyor. Dikkat et Nandine. Seçmiş olduğun yol sana sadece zarar verir. O yüzden dikkatli ol. Beni tanımıyor olabilirsin.
Ben Çakor'um. Bayramda seninle Molly'nin evinde karşılaşmıştık. Bu Çakor. Önce benim hastamdı, şimdi ise çok yakın arkadaşım. Beni tanıdın mı? Seni Kunal'ın yanında gördüğümde... o gün olacakları anladım ben. Korkma. Seni yargılamam. Bu işe karışmayı düşünmüyorum ben. Ama sadece bir tek insan kesinlikle bu işten sorumlu değil. Nandini, bir aile parçalanıyor. Bu onun evi. O senin en iyi arkadaşın. Eğer onun çok iyi tanıdığı biri varsa o da sensin. Hatırlıyor musun? Molly seni bana nasıl takdim etmişti? Bu Nandini, benim en sevgili ve en samimi arkadaşım. Kunal'dan sonraki ilk önceliğim o oluyor. Yalnız arkadaşım değil, kardeşim. Hayatta ne olursa olsun güveneceğim biri varsa o Nandini olur. Nandini, birini sevmek suç değil. Ama başkasının sevdiği birini sevmek... doğru değil. Şu an senin yüzünden bu aile dağılıyor Nandini. İki kişinin mutluluğuna veya üç kişinin hayatına mal oluyor. Söyle bana, hangisi daha kötü? İki kişininki mi? Üç kişininki mi? Nandini çok kötü bir ilişkinin içinden çıkıp yine kötü bir duruma düştün. Bu senin için çok zor olmalı. Ama Kunal'ı terk etmelisin. Molly'nin evliliğinin ikinci bir şansı hak ettiğini düşünmüyor musun? Nandini, bir kez olsun düşün. Uğursuz bir sonun ardından uğurlu bir başlangıç yapmak mümkün mü sence? Canlarım benim. İkiniz de harikaydınız bugün. Bugünün en iyi dansıydı bu. Hatta geçen seneden daha iyiydi. Teşekkür ederim. Büyük anne, hemen dönerim ben. Pekala. Hey Molly, beni görmezden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Kunal ve seni yeniden bir arada görmekten nasıl mutlu olduğumu anlatıyordum. Kunal'ın bunu yaptığına gerçekten inanamıyorum. Seni aldattı. Hem de en iyi arkadaşımı. Sen Nandini'ye sığınak olmuştun. Ama o sana ihanet etti. Aman Tanrım. Yaptıklarını görenler arkadaşlığa olan inancını yitirir. Ciddiyim. Hadi onu boş ver diyelim. O bir yabancı. Ama ya Kunal? Sizin aşk hikayenizi anlatır dururdu. Nasıl kendini kaptırdı? Onu da geçtim. Evliliğinize hiç saygı duymadı mı yani? Molly, merak ediyorum. Bütün bu olanlara rağmen nasıl onunla hala berabersin? Onu nasıl bu kadar çabuk kabul ettin? Dahası insanların gözü önünde sanki aranızda hiç sorun yokmuş gibi dans ettiniz. Molly, bana bir şey söyle. Aynı o tadı mı kalmaya başladınız? Tabii. Yoksa
Kendinden utan. Bizi sevdiğini düşünmüştüm. Ama sen kişisel sorunlarını sırf dalga geçmek için başkalarıyla paylaştın. O yüzden ne senin tavsiyelerini ne de ilgini istiyorum. Bu benim ailevi meselem. Bırak onlarla halledeyim. Biz hallederiz. Yine de kabul edilemez Molly. Kocam bile yanında değilse eğer... kimin sadık olup olmadığını söylemek biraz zor olsa gerek. Başkaları sizin hayatınıza girince... daha da zor oluyor, öyle değil mi? Bunu senden daha iyi kim anlayabilir? Asıl konuya gel lütfen, ne diyorsun? Demek istediğim... senin çok utanmaz olduğun. Hiç utanmadan... herkese mükemmel çiftmişsiniz gibi davrandın. Aşktan çıldırmış gibi dans ediyordun. Hem de kiminle? Seni aldatan kocanla tabii ki. Sadece övgü almak için daha ne kadar herkesi kandıracaksınız? Yoksa kocasına boyun eğen ve yaptığı ihanetleri kabullenen o ucuz kadınlardan biri misin sen? Tam bir eğitimli kölesin. Bunları seninle tartışmak istemiyorum Tara. Neden tartışmak istemiyorsun? Sana doğruyu söyledim diye mi? Aslında seni üzdüğü için mi? Molly, en azından bizim gibilerin doğruyu söyleme cesareti vardır. Bırak kolumu. Kolumu bırak dedim. Sınırlarını aşmamayı öğren Tara. Hiçbir sınır Tara'yı durduramaz, üzgünüm. Her ne yaptıysam sınır tanımadan yaptım. Aşk ve nefret için. Senin gibi sadık eşrolü yapan kadınlardan... ne kadar iğreniyorum biliyor musun? Nefret ediyorum. Çünkü senin gibi kadınlar toplumun yüz karasıdırlar. Şahsiyetsiz kadınlardan her zaman nefret ederim. Tara, her kadının savaş taktiklerinin aynı olması gerekmiyor. Bu konuda şikayet etmenin ya da diğer kadınları suçlamanın faydası yok. Sessizliğimin sebebinin ne olduğuna sen karar veremezsin Tara. Unutma ki sen festivaldeki dans yarışmasını sahtekarlık yaparak kazandın. Hile yaptın Tara. Hilebazların başkalarının hatalarını yüzlerine vurmaya hakkı yoktur. Sadece bizden uzak dur. Bu ne cüret? Nandini'nin kocası olacak o adam hile yaptı, ben değil. Sakin ol Tara. Neden boş yere moralini bozuyorsun ha? Zaten kocası onu terk etti.
Yıkılmış durumda. Neden onu daha da üzüyorsun? Hadi gidelim buradan. Kunal ve Molly'nin evliliğine bir şans daha vermek istemez misin? Nandini bir daha düşün. Kendin mutlu bir hayata atılırken diğerlerinin hayatını zehir etmek ister misin? Çakor, çok denedim. Ben Kunalsız yaşayamam ki. Kunalsız yaşamak hiç yaşamamak demek. Ölmeyi yeğlerim. Ama kunalsız yaşayamam. Molly, ağlama. Ağlarken iyi görünmüyorsun. Cesur olman gerekiyor. Ağlama zamanı değil. Güçlü olma zamanı. Çakor, güçlü olmayı deniyorum ben. Peki güçlü olmak ne demek? Anneme, büyükanneye güçlü görünüp evliliğimi yürütmek mi? Ya da kendime güçlü olup evliliğimi bitirmek mi? Doğruyu ve yanlışı ayırt edemiyorum artık. Sadece Kunal'ın mutlu olmasını istiyordum. Ama karşılığında o beni terk etti. Beni yalnız bıraktı. Her zaman Kunal'ın benim dayanağım olduğunu düşünmüştüm. Ama yanıldım. Şimdi tam bir ikilem içindeyim. Ben doktorum. Ama kendimi tedavi edemiyorum. Doğrusu kendi hastalığım hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer kolay bitiyorsa aşk değildir, değil mi? Aşk değilse o zaman uzun zamandır hayal aleminde mi yaşıyordum? Ben aşkın ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ya da bütün yıllar içinde aşkın ne olduğunu unuttum. Kendime bunu açıklayamıyorsam o zaman acımı başkalarıyla nasıl paylaşacağım? Çakor, bunu açıklamak çok zor. Herhangi birine. Kendime bile anlatmakta zorlanıyorum. Bugün aşk hakkında farklı bir şey öğrendim. Aşk olmadan hayat olmazmış. Ben aşığım. Aşkta ilerleyemiyorum. Sadece daha kötüye gidiyorum. Molly, sana ne olduysa bunu unutmak kolay değil. Hiçbir özür bu acıyı azaltamaz. Aksine bunu çoğaltır. Ama Molly, Kunal'ı hala yürekten sevdiğini kabul ediyor musun? Biliyorum, Kunal seni hayal kırıklığına uğrattı. Belki senin için onu affetmek zor olacak. Kararın ne olursa olsun, ben senin yanında olacağım. Şimdi gitmem gerekiyor. Kendine dikkat et. Teşekkür ederim. Büyükanne, Kunal nerede? Ha? Buraya gel. Git ve Kunal'ın nerede olduğuna bak. Onun herkesten önce törende Molly ile dua etmesini istiyorum. Hadi git bakalım. Bay Kunal. Büyükanne seni duaya bekliyor. Sen git, ben geliyorum. Tamam.
Molly! Neden Molly'nin şalına tutuştun? Ona ne düşmanlığın var? Kardeşimi böyle iğrenç bir şeyle nasıl suçlarsın? Başkalarını suçlamadan önce kendine bakarsan çok iyi edersin. Aslında bu senin suçun değil, Molly'nin suçu. Kocan en iyi arkadaşınla senin yanında gönül eğlendirirken sen bundan habersizdin, öyle değil mi? Sana ne yaparsa yapsın az bile. Yüzüme söyle hadi. Bunu Molly'ye söyleme. Molly yanlış bir şey yapmadı. Eğer kusurlu biri varsa o da benim. Virat, neden Molly'nin şalını tutuşturdun? Ona ne düşmanlığın var? Sen ne diyorsun Kunal? Bunu Molly'ye neden yapayım ki? Ailenizde yaşananlar yüzünden şalı da bir anda tutuşuverdi. Ne cüretle kardeşimi böyle iğrenç bir hareketle suçluyorsun? Başkalarını suçlamadan önce sen kendi davranışlarına bak. Sen bir aziz değilsin ve biz bunun farkındayız. Aslında bu senin değil, Molly'nin hatası. Mükemmel eş ve mükemmel çift kupasını alarak amacına ulaştın mı? O ödülü hak ediyor musun? Hiç utanmıyor musun? Tam burnunun dibinde kocan ve en yakın arkadaşın gönül eğlendiriyorlardı ve sen hiç şüphelenmedin, öyle mi? Senin gibi kadınlar, diğer kadın rekabette kendilerinden daha iyiyse kocalarına affeder. Senin gibi kadınlar daha kötüsünü hak eder. Diğer kadınlar için endişeleniyorsun ama bir kadın olmana rağmen onları kolayca yargılıyorsun, öyle mi? Ben bir hata yaptım. Bu benim suçum. Ben ideal bir adam değilim. İradesiz ve aptalım. Bütün erkeklerin en kötüsüyüm. Bana her istediğini söyle. Ama Molly'ye bir şey söyleyemez. Onun bir hatası yok. Yanlış biri varsa o da benim. Doğru olan biri varsa o da Molly'dir. O çok güçlü biri. Olanları tek kelime etmeden kabul etti. Ailesinin arkasında durdu o. Kendisini ve ailesini çok güzel idare etti. Evlilikler her zaman aynı olmaz.
Bazen dağılır, bazen de bir araya gelir. Bu karı koca arasındaki özel meseleyi nasıl idare ettiklerine bağlı. Diğerleri fikir verebilir. Ama işlerine karışamaz. Sweetie, Tara ve diğerleri kim bu dedikoduyla çok ilgileniyorsa geri çekilsin. Eğer biri daha Molly'ye bir şey söylerse karşısında ondan önce beni bulur. Eğer en iyi çift yerine mükemmel eş kupası olsa onu en çok Molly hak eder. Ben gibi zavallı bir adama bu kupayı ona verme şansı verilseydi dünyanın en şanslı insanı olduğumu düşünürdüm. Molly'nin şalının tutuşmasının nedeni bu kavga değil. Bu siz iki kıskanç kardeş yüzünden oldu. Kamera görüntülerini incelersek eğer, her şey kesinleşecektir. Polisi çağırıp görüntüleri izlettirmeden önce size buradan çekip gitmenizi öneriyorum. Yoksa ömrünüzün kalanını hapiste geçirirsiniz. Kunal, biz polisten korkmuyoruz. Aranızda kalmaya da hevesli değiliz. Burada bize ders vermek yerine o mahvolmuş hayatınızı düzeltsen senin için çok daha iyi olur. Ben saf, aptal ve dünyadaki kocaların en kötüsüyüm. Söylemek istediğini bana söyle. Molly suçlanacak bir şey yapmadı. Burada hata yapan biri varsa o da benim. Buradaki en erdemli insan Molly'dir. O çok güçlü. Her şeyi sakince kabullendi. Eğer biri daha Molly'ye bir şey söyleyecek olursa ondan önce karşısında beni bulur. Kunal bugün çok konuştu. Beklediğimizden fazla. İyi misin tatlım? Herkesin karşısında hatalı olduğunu kabul etmek kolay değil. Bu rezilliği herkes öğrenince insanların yüzüne nasıl bakarız diye düşünüyordum. Bugün bütün sırlarımızı herkes öğrendi. Ama neden yine de sanki küçük düşmüşüz değil de aksine onurumuzu kazanmışız gibi hissediyorum bilmiyorum. Hayatım, Kunal bugün oldukça zor bir şey yaptı aslında. Ama anne, bugün yaptıkları önceden yaptıklarını haklı çıkarır mı? Hayır, hiç de değil. Çok büyük bir hata yaptı. Yaptığı çok yanlış. Sanırım bu fotoğraftaki Kunal ve Molly artık değişti. Aranızdaki sevgi artık yok. Bugün biri fotoğrafınızı çekmiş olsa o resimde açıkça görülürdü ki o sevginin yerine saygı aldı. Kunal sana saygı duyuyor Molly.
bugün sana olan saygısını herkese gösterdi. Eşleri hep kadınlarına sevgilerini gösterir. Ama kadınlar saygısını kazanmak için çabalar. Erkeklerden saygı kazanma çabası yüzlerce yıldır devam ediyor. Tatlım, bugün sen o savaşı kazandın. Saygı kazandın. Evlilik hep sabit kalan bir şey değildir. Yıllar boyu bütün çiftler inişler ve çıkışlar yaşar. Sevgi de her zaman aynı kalmaz. Bugün evliliğiniz sevgiden bile daha güçlü şekilde duruyor. Eğer isterseniz bu sağlam temel üzerine yıllarca sürecek bir evlilik inşa edebilirsiniz. Evliliği korumak zor iştir. Hele de toplumun kuralları karı kocayı bir arada tutacak bir ortama sahip değilse, evliliğinizi sağlama almak için şimdi daha çok çabalamalısınız. Tatlım, bana hak vermek zorunda değilsin ama reddetmeden önce iki kere düşün derim. Kendine saygı bazen aşktan daha önemlidir. Hayatım, senin için bilinmeyen bir yolda olabilirsin ama bu yol çok sağlam. İstersen önüne bakabilirsin ya da istersen geri çekilebilirsin. Senin kararın her ne olursa olsun bu kararı kendin vermelisin. Ama yine de senin yanındayım kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.